Herkese merhaba. Makyajlı Honda Civic Sedan lansmanına katılmak üzere Bodrum'a geldim. Şimdi buradan bir araç seçip yola çıkacağız. Tüm izlenimlerimi videoya çekeceğim ve sizlere aktaracağım. Bodrum'dan tekrar merhabalar. Az önce havalimanından aldığımız araçlarla yaklaşık 100 kilometre yol kat ettik. Daha sonra otele yerleştikten sonra ben hemen test sürüşü için tek başıma çıktım. Evet, karşımızda makyajlı Honda Civic Sedan. Yine Türkiye'de üretiliyor. 10. jenerasyonu 2016'da yollara çıkmıştı. Bu 2019 Eylül ayında yollara çıkacak olan makyajlı versiyon. Yaklaşık 2 yıl boyunca üretilecek ve Eylül 2021'de biliyorsunuz Honda Türkiye'deki fabrikasını, İngiltere'dekini de kapatıyor, Türkiye'dekini de Avrupa'daki üretimden çıkıyor Japon Honda markası. 2021 Eylül'den itibaren bu araç artık yerini 11. jenerasyona bırakacak ve başka bir yerden, muhtemelen bence Japonya'dan ithal edilmek suretiyle satışa sunulacak yeni Honda Civic Sedan. Şimdi biz bu makyajlıdan bahsedeceğiz ve neler yeni onları söyleyeceğim size. Dış tasarımda en önemli yenilikler yeni ön tampon, yeni ön ızgara. Ayrıca örneğin elegans donanımına full led farlar gelmiş vaziyette. Yani bazı donanım farklılıkları da söz konusu. Jantlar yeni. Otomobilin yeni özelliklerinden biri de bu. Ben tüm farları ve sis farlarını yaktım. Sağ sinyal verdim. Size bu şekilde gösterebiliyorum onları. Yine led sinyaller hem burada hem de şurada dış dikiz aynasında yanıyor. Onları da göstermiş olayım. Çift köşelerde çift sis farı var. Ön sis farları. Onları da göstereyim. Bizim Executive Plus donanımı, şuraya bir tane böcek yapışmış maalesef yolda, led farlar var bizim aracımızda. Aracın boyutları değişmedi. Dış tasarımında da ön kısım ve jantlar hariç bir değişiklik yok. Ama yine de hatırlatmak gerekirse şöyle bir arka tarafına dolaşayım aracın. Hatta bagajı da açayım. Şuradaki düğmeyle açılıyor. Şurada geri görüş kamerası var. Bagajı da şu şekilde size hatırlatmak istiyorum. Son derece büyük bir bagaj. Şuradaki kollarla arka koltuk sırtlıkları öne katlanabiliyor. Şöyle bir eğilip baktığımda şurada aydınlatma olduğunu da gösterebiliyorum size. Ama şuralarda herhangi ayraçlara yer verilmemiş. Hani koyduğunuz bir şey orada sabit kalmayacaktır. Ama şurada ekstra eşya gözleri ve tamir kiti söz konusu. Şöyle kapatıyorum. Bizim bu aracımız 1.5 litrelik turbo VTEC. 182 beygir güç ve 220 Nm tork üreten bir araç. Şurada keşke makyajla beraber bir tutamak ekleselermiş. Elimiz kirlenmeden bagajı kapatabilirdik o zaman. Arka tasarımda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu arada az önce bazı donanım farkları olduğunu söylemiştim. Mesela elegans donanımına katlanan, elektrikli olarak katlanan dış dikiz aynaları da eklenmiş vaziyette. Motor şanzımanlara gelecek olursak yine eskisi gibi 1.6 litrelik benzinli motor manuel ve otomatik şanzımanlarla satışta olacak. 125 beygir güç ve 152 Nm tork üretiyor. Bu gördüğünüz lansmanda kullandığımız 1.5 litrelik turbo VTEC 182 beygir güç 220 Nm tork, o da devam ediyor manuel ve otomatik olarak. Otomatiği CVT, onu da belirteceğim. 1.6 litrelik motor fabrika çıkışlı LPG'li olarak da satın alınabiliyor. Hem manuel hem otomatik olarak. Ayrıca dizel versiyonda devam ediyor. 1.6 litrelik. Biliyorsunuz onun manueli ve otomatiği vardı. Manuelini artık satıştan kaldırıyorlar. Sadece 9 ileri otomatik şanzımanla, o tam otomatik biliyorsunuz, çok güzel bir şanzıman, onunla satışa devam edecek. Başka hangi tür değişiklikler olduğunu iç mekana geçerek anlatmak istiyorum. Çünkü kokpitte bir iki değişiklik var. Küçük değişiklikler ama faydalı değişiklikler. Şöyle araca bir bineyim. Zaten bu aracın birçok test videosu, hem Selim'le hem yalnız çektiğim test videosu yayında. Şu sinyali kapatayım. Daha sonra sis farlarını ve farı da otoya alayım. Sis farlarını da kapattıktan sonra. Klimamız çalışıyor ve hemen şuradaki ekrana dikkatinizi çekmek istiyorum. 7 inçlik bu Honda Connect ekranında önemli bir değişiklik var. Şu yan taraftaki eskiden dokunmatik olan düğmeler artık fiziksel düğme olmuş ve bence çok daha başarılı.
Çünkü dokunmatikte bazen çok hassas ayar yapmak gerekiyordu. Bazen yanlışlıkla başka şeylere basıyordunuz. Şuraya fiziksel düğmeler gelmiş ve ayrıca ses açma kapama düğmesi de çok faydalı olmuş durumda. Şöyle bir genel gösterdikten sonra araca ekon tuşunu hatırlatalım. Ekonomik sürüşler için. Burada büyükçe bir eşya gözü var. İçinde USB girişi de olan. Ayrıca şurada bazı Volvo modellerinden de hatırlarız. Şurada ekstra bir eşya gözü var. Orada yine çeşitli soketler var. Malzeme kalitesi bizim Executive Plus'ta çok güzel. Yumuşak. Şurası güzel bir kaplama. Burada krom bir çita gidiyor. Deri, yan yükseltileri yeterli. Sportif koltuklar var. Bu arada artık Ares donanımı olmayacağını da söyleyeyim. Dream, Elegance, Executive ve Executive Plus donanımları yer alacak. Bu 182 beygir gücündeki motor artık bu donanımlarda da olacak. Şöyle göstereyim, bizim Executive Plus donanımı olduğunu belirtmiştim. Ayrıca şu da dikkatimi çekti. Burada da eskiden şu ses açma kapama düğmesi şöyle dokunmatikti. Artık o dokunmatik değil, şöyle basarak yapıyorsunuz. Bence o da güzel bir özellik. Bazen zor kullanılıyordu. Direksiyon similinde bizim bu motora ait donanımımızda kolcuklar var. Eksi ve artı vites değiştirmenize yarıyor. Ayrıca şöyle geri vitese aldığınızda geri görüş kamerası çıkıyor orada. Şuradan düğmelere basarak kameranın açılarını değiştirebiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Park manevrası sırasında önemli. Koltuklarda ısıtma olduğunu belirteyim. Eşya gözü bakımından ve bardaklık bakımından herhangi bir problemi olmayan bir araç. Şöyle genişçe bir torpido var. Bu arada bazı donanımlarda belki hala devam ediyordur ama kendinden kararma özelliğine sahip olmayan ayna vardı. Siz eleştirmiştiniz. Bu test aracında gördüğünüz gibi kendinden kararma özelliğine sahip ayna var. Şimdi isterseniz sözü fazla uzatmayalım. Değişikliklerden hem dış tasarımda hem iç mekanda bahsettik. Artık isterseniz sürüşe çıkalım. Çünkü sürüşle ilgili çok önemli detaylar var. Şuradaki düğmeler ve buradaki düğmeler ipucu veriyor. Onları sürüş sırasında anlatacağım. Bu arada manzaramız harika. Gölköy sahile doğru şu an kamerayı tutuyorum. Evet, makyajlı Honda Civic Sedan'ın Bodrum'da sürüşüne geçtim. Özellikle direksiyon simidinin tepkilerinin iyi olduğunu, süspansiyonun hem konfor hem de yol tutuşu birlikte sunabildiğini söyleyeyim. Ayrıca burada kolcuk olduğundan bahsetmiştim. CVT şanzıman olmasına rağmen suni, yani yazılımla vites oranları oluşturulmuş vaziyette ve buradan isterseniz manuel olarak da vites değiştirebiliyorsunuz. Ekon tuşu ekonomik kullanmaya yararken şanzımandaki S modu, hemen devir attı gördünüz ve bastım, yüksek performanslı kullanmanıza yarıyor aracı. Şimdi tekrar D'ye alıp sürüşümüze devam edelim. İç mekan incelemesinde söylemeyi unuttuğum bir şeyi hatırlatayım. Elegance donanımında Honda Connect sistemine Apple CarPlay özelliği de eklenmiş durumda. Bu da bence önemli yeniliklerden bir tanesi. Otomobilin makyaj operasyonu sırasında en önemli yeniliklerinden biri de gözle görülmeyen tarzda. Nedir bunlar diyeceksiniz. Aktif güvenlik sistemleri eklendi ve Executive Plus donanımında standart olarak geliyor. Bizim bu test aracımız Executive Plus, bunu söylemiştim ve bizim test aracımızda standart olarak var. Bunları yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Şurada Main diye bir düğme var. Ona bastığınızda hem ACC, yani Aktif Cruise Control, Adaptif, yani uyarlanabilir hız sabitleyici devreye giriyor. Şuradan set tuşuyla, bakın şu an 87, onu 90'a çıkartayım, ayarlayabiliyorsunuz. Öndeki araçta hızınızı ayarlayıp o yavaşlarsa yavaşlatıyor, o hızlanırsa hızlanıyor. Düşük hızlarda da çalışıyor ve tamamen durdurma özelliği de var aracı. Yani dur kalk trafikte önünüzdeki araç durduğunda tamamen durduruyor. 3 saniye içinde önünüzdeki araç yine kalkarsa kalkıyor. Kalkmazsa siz gaz vermek zorundasınız. Burada ayrıca önünüzdeki araçla mesafenizi ayarlamaya yarayan şurada bir araç simgesi çıkıyor ve 4 kademeli. Ben şu an en kısa
takip mesafesine ayarladım. 4 kademelik takip mesafesi de seçebiliyorsunuz. Şu an benim seçtiğim hıza ve takip mesafesine göre aracı kullanıyor. Ben 90'la gitmesini istememe rağmen önümdeki araç yavaş olduğu için şu an 56'ya kadar düştük. Bu güvenlik paketi kapsamında Honda Sensing deniyor buna bu arada. Hem frenli şeritten çıkma uyarısı hem de şerit takip asistanı yer alıyor. Şuna da bastığınızda ekstra şurada şeritleri gördü. Şu an şerit takip asistanını da çalıştırdım. Yani şu an hem takip mesafesini belirlemiş durumdayım. Hem bakın kendi döndürüyor. Şerit takip sistemini açmış vaziyetteyim. Hem de adaptif yani uyarlanabilir cruise control çalışıyor. Şimdi direksiyonu arada bir tutmak gerekiyor. Tuttum. Bunların yanı sıra araçta çarpışma hafifletici sistem de var. Yani önünüze bir engel çıktığı zaman ama siz fren yapmazsanız araç fren yapıyor ve eğer sistem aktifse tamamen durduruyor, çarpışmayı engelliyor. İki güvenlik sistemi daha var. Aynalarda kör nokta uyarı sistemi. Bu benim çok sevdiğim bir özellik. Eğer solunuzdan ya da bazen otoyolda sağınızdan bir araç sizi geçmekteyse ya da yanınızda seyrediyorsa orada turuncu ışık yanarak sizi uyarıyor. Güzel bir özellik. Kör noktada adı üstünde kalan bir araç olduğunu haber veriyor size. Bir diğer özellik ise özellikle otoparklarda işe yarıyor. Çapraz park ettiğinizde ya da düz paralel park ettiğinizde geri geri bir park manevrası yaparken eğer arkanızdan bir yol geçiyorsa ve o yolda da bir araç size yaklaşmaktaysa arka çapraz trafik uyarı sistemi devreye giriyor ve sizi uyarıyor. Zaten geri görüş kamerası da var. Bakın şu an önümdeki trafik durdu. Frene basmıyorum. Ne olacak beraber görelim. Kırmızı ışık. 26'ya kadar düştük. Çarpacağız mı öndeki araca? Ben fren yapmıyorum. Yapmıyorum. Biraz korkuyor insan. Hiç yapmadım bakın. Evet durdu. Bravo. Honda Sensing güzel çalışıyor. Gerçekten beni de kamera çekiyorsa. 3 saniyeyi geçti ama. Kırmızı ışık sonuçta en az 1 dakika yanar zaten. Bundan sonra hareketi ben vereceğim. Bazı izleyicilerimiz hangi hızda, hangi devirde araç gidiyor diye merak ediyorlar. Şu an şanzıman D konumunda ve Econ tuşuna da basılı değil. Yani normal modda kullanıyorum. Ve yaklaşık 80 km saat hızla giderken 1450 devir dakika aralığında. Biraz hızlanayım. 100'e çıkayım. Ses seviyesini de şu anda duyuyorsunuz. 100 ile giderken de yaklaşık 1750 ya da 1700 devir dakikaya çıktı. 10. jenerasyon Honda Civic Sedan 3 yıldır Türkiye yollarında olduğu için ve binlerce adet satılmış olduğu için yakından tanıdığınızı farz ederek sadece bu makyajla birlikte gelen yeniliklerden bahsettim. Bu yüzden böyle uzun uzadıya dış tasarımı, iç mekanı, motoru, bagajı incelemedim. Zaten sadece yenilikler önemli bu araçta. Dediğim gibi 2 yıl boyunca artık bu satılacak. Sonrasında Honda Türkiye fabrikası kapatılacak ve 11. nesil Honda Civic Sedan şu an için bilmiyoruz ama yurt dışında bir yerde üretilip ama Avrupa değil Avrupa'dan çıkıyor çünkü üretim anlamında Honda başka bir yerden muhtemelen Japonya'da üretilip Türkiye'ye ithal edilecek. Şimdi artık otele akşamki basın toplantısına doğru ilerliyorum. Epey de yaklaştım. Basın toplantısında benim anlattıklarım haricinde yeni bir bilgi elde edersem tabii ki onları da size bu videoda sunacağım. Evet, sizlere basın toplantısına geleceğimi söylemiştim. Çok hoş bir sürprizle karşılaştık. Burada medyadaki bütün arkadaşlarım daha önce çeşitli yıllarda, çeşitli yayınlarda yayınladıkları Honda Civic sayfaları ya da videolarının ekran görüntüleri burada gösteriliyor ve bakın ta Anamur Medya'da Selim'le çektiğimiz Baba Oğul Test 15 Aralık 2016 tarihli onu da burada böyle sergilemişler. Güzel. Şöyle tekrar devam edecek olursam ortağı olduğum Otopress dergisinin de bir sayfası yine bu sergide yer alıyor.
ona doğru gidiyorum. Şu da E-Oto dergi. Yine ortağı olduğum bir dergide çıkmış kısa haberi. Onu da buraya koymuşlar. Evet, şöyle devam edecek olursam. Güzel bir sergi gerçekten. Bizi onore ettiler. Evet, Otopress dergisinde yayınladığımız testte ortağım Sinan Sertoğlu yazmıştı. Burada. Evet. Sinan Sertoğlu. Honda Civic Sedan 1.6 E-Ditec 9AT, yani dizel otomatik Civic Sedan'ın test sayfası. Yeni Civic Sedan 141.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle bu ciddi donanım seviyesi artan versiyona baktığımızda elegans versiyonu otomatik 159.500 liralık bir fiyata sahip olacak. Ve yine bugün test aracı olarak kullandığımız Bitek Turbo Executive Plus versiyonumuzu da 185.500 liradan satışa sunulacaktır. Evet, keşke yanımda Selim de olsaydı, renk katardı, onunla daha bir kurcalardık arabayı, daha sempatik bir video olurdu diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bodrum'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.